Merhaba, ben Asher, 11 yaşındayım. Metropolitan Müzesi'nde küratör olan Isabel'le birlikteyim. Ona birkaç soru soracağım. Müzedeki koleksiyonları çok seviyorum. Bu müze dünyadaki en iyi koleksiyonlardan birine sahip. Burada çok sevdiğim antik Mısır hakkında da bir şeyler öğrenebilirim. Mumyalama işlemini biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Mumyalama, bedeni muhafaza etmek için yapılan bir işlem. Önce vücut temizlenir, sonra vücut kesilerek açılır ve iç organlar çıkarılır. Büyük iç organlar ayrı ayrı mumyalanıp kavanozlara konuyordu. Bunlara kanopik kavanozlar denir. Bu kavanozlar tepelerindeki figürler tarafından korunuyordu. Bu figürler iç organları koruyan tanrılardı. Kavanozdaki organları sayalım. Mide, başka ne vardı? Bağırsaklar, akciğerler ve karaciğer. Evet, kalbi genellikle olduğu yerde bırakıyorlardı. Beyne gelirsek, antik Mısırlılar aslında beynin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlardı. Beyni olabilecek en iğrenç yöntemle vücuttan çıkartıyorlardı. Bir çubuğu burundan içeri sokup beyne ulaşıncaya kadar itiyorlar, sonra kafanın içine döndürüyorlardı. Beyin yumuşayıp neredeyse sıvı bir hal alıyordu ve sonra da burundan parça parça çıkartılıyordu. Ay, iğrenç bir şey. İşte bu şekilde dışarı akıyordu. Evet, aynen öyle. Çünkü beynin ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikirleri yoktu. Sonra vücudu tuz içinde kurumaya bırakıyorlardı. Ondan sonra bedeni keten beziyle sarıyorlardı. Bezle sararken bazen bezle vücut arasına tılsımlar koyuyorlardı. Sonra mumyanın kafasına bir maske geçiriyorlardı. Mumyalama hem bedeni dönüştüren hem de ölen kişiyi ölümden sonra olacağı kişiye dönüştüren bir işlemdi. Antik Mısırlılar ölümden sonraki yaşama çok değer verirlerdi. Çünkü o yaşamın sonsuza dek süreceğini düşünüyorlardı. Ben Asher, Metropolitan Sanat Müzesi'nden bildiriyorum. Eğer ölümden sonraki yaşam için bir yiyecek seçme hakkım olsaydı, yaban mersinini seçerdim. Yaban mersini. Yaban mersini. Yaban mersini. Yaban mersini.